Dün neden bana yalan söylediniz? Niye duruşmayı benden gizlemeye çalıştınız? Bir bildiğimiz varmış ki gizlemişiz. Ama sen yine yaptın yapacağını. Davayı senin yüzünden kaybettik. Hile yapmana izin vermedim diye mi kızdın? Adaleti kandırmana müsaade etmedim diye mi? Yoksa masum insanların hakkını yemene engel olduğum için mi? Ailene ihanet ettiğin için. Adnan, ne diyorsun? Deme öyle. Oğlum, o adam senin eski sevgilinin babası. Eski sevgilin başka biriyle evli. O para göz kurnaz kız yüzünden öz babanın yollarına taş koyuyorsun. Ne yapayım? Ne bekliyorsun? Tamam. Kapatın şu konuyu artık. Olan oldu, biten bitti. Umarım bu meseleyi kan davası haline getirmezsin. Oğlum, o ne biçim laf? Bu karardan sonra haksızlık ettiğin diğer işçiler de dava açmışlar. Haberim var. Sırf davayı kazan diye bunun acısını Yaşar Usta'dan çıkarmayacaksın değil mi? Hala o aileyi savunuyor. Sadece öfkeyle hareket etme diyorum. Yaşar Usta haklıydı ve kazandı. Uzatmaya gerek yok. Eğer diğer işlerden de haklı olan varsa usulünce tazminatlarını ödeyelim. Bu kadar iş arasında saçma şeylerle uğraşacak vaktim yok. O Yaşar da diğer işçiler de umurumda değil. Avukata söyledim, gereğini yap dedim. Doğru olanı yapmışsın. Oğlum, yeseydin biraz daha. Yedim anne. Size afiyet olsun. Ağalık affetmek de olur oğlum. Sabah sabah biraz kızdım, kusura bakma. Önemli değil. Ama o Yaşar pisliğini affetmeyeceğim. Ona da, ailesine de kan kusturacağım. Alo, çabuk ofise gel. Bugün yapacak işlerimiz var. Yaşar, benim şu adak işini de halledersin değil mi bugün? Aman, şu tazminatı aldık ya. Üstümüze düşeni yapalım. İçimiz rahatlasın. İhtiyaç sahiplerini sevindirelim. Ya aslında gönül istiyor ki daha fazlasını yapalım ama işte elimizden gelen de bu. Aklımda Nurhan, aklımda. Şu tazminatı bankaya yatırayım, sonra ilk iş onu halledeceğim. Aman götür götür. Şu para evdeyken vallahi benim huzurum kalmadı ha. Hırlısı var, hırsızı var. Durmasın evde, götür sen onu. Eylül. Günaydın. Günaydın. Hoş geldiniz. Afiyet olsun. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bak Nurhan'cığım, Yaşar Bey, siz çok seviyorsunuz diye kendi ellerimle pişi yaptım, getirdim size. Ne zahmet ettin canım benim. Güzel kızım, görüyor musun? Bak kaynanan seni nasıl seviyor. Kurulu sofra üstüne geldik. Eline sağlık Raziye Hanım. Benim karnım doydu. Artık onu da ikindi çayında yeriz. Siz buyurun. Raziye teyze öyle apar topar gidelim deyince sabah sabah kalktık geldik işte. İyi ettiniz işte yavrum. Hadi geçin oturun. Neyse Nurhan, ben şu banka işlerini halledip geleyim, tamam mı? Siz oturun. Buyurun geçin Raziye Hanım. Ay Yaşar Bey, vallahi de billahi de talih kuşu kondu başınıza. E tabi şimdi sizin işiniz olmayacak da kimin işi olacak değil mi? Bütün bankalar sizi arayıp duruyordur. İlla paranızı bize getirin diye. Ne talih kuşu Raziye Hanım? Çolak kolumun diyeti o para. Neyse, siz oturun. Ben gidip şunu halledeyim. Babam, yardıma ihtiyacın varsa ben de geleyim seninle. Gerek yok, ben hallederim. Sen otur.
için oturun. Yaşar. Kurbanın olayım ne olur. Affet artık şu kızı. Ya görmüyor musun? Kız etrafında dört dönüyor. Ağzının içine bakıyor güzel bir laf söylersin diye. Hem bu kız hamile Yaşar. Tamam işte bir gençlik hatasıdır. Yaptı gitti. Hamile insan bu kadar üzülmez ki. Bak bebeğini de etkiler. Tamam Nura. Sonra konuşuruz. Hadi Allah'a ısmarladık. Hadi sağlıcakla. Günaydın anneciğim. Günaydın oğlum. Senin neyin var? Niye öyle yüzün asık? Berçin'le evlenmek istemiyorsun değil mi? Sırf hamile diye mi evleniyorsun onunla? Ozan, o kızın sana bakışlarında bir tuhaflık var. Nasıl desem, hırs gibi, takıntı gibi kötü bir şeyler var işte. Ama aslım öyle değil. Şefkatle bakıyor sana. Gözlerinde sevgi var. Sen de ondan hoşlanıyorsun değil mi? Aslım senin bakıcın. O kadar. Seninle ilgilenmek için burada. O zaman ben hafızamı kaybettim. Duygularımı değil. Anlıyorum, görüyorum işte. Sizin bakışlarınızda aşk var. Hadi anlat bana ne olur. Hem belki ben de bir şeyler hatırlarım. Aslım'la aranızda ne var sizin? Hiçbir şey. Aslım'la ben diye bir şey yok. Sen düşünme bunları. Boşver. Peşinden ya. Anneciğim sen niye çıktın ki? Ya dedim ya sana siteye gideceksen beraber gidelim diye. Duymadın mı beni? Çok özür dilerim ya. Benim kafam biraz karışık. Duymamışım hiç seni. Hem ben siteye gitmeyeceğim ki. Bir arkadaşımla buluşacağım. İyi misin kızım sen? İyiyim. Niye ki? Ne bileyim işte bu... Ozan'la Berçin meselesi yüzünden. Anne, bana ne Ozan'dan Berçin'den. Ozan benim eski kocam, o kadar. Boşandık biz. Ama kızım... Anne sakın. Sakın sen Ozan'ı seviyorsun, Ozan'a aşıksın deme bana. Yok öyle bir şey. Bitti. Ozan bana yaptıklarından sonra benim kalbimden silindi gitti. Ben sadece... Berçin'in hamile olmasına şaşırdım o kadar. Neyse sonra konuşuruz bunları. Seviyorsun kızım. Hem de hala deliler gibi seviyorsun onu. Efendim Jülide Hanım, buyurun. Tabii, gelirim. Tamam, görüşmek üzere. Ben de Berçin Ozan için kadeh kaldırmak istiyorum. Berçin Ozan'ın bebeği şerefine. Beni korumaya çalıştığın için böyle düştün Aslım. Benim yüzümden evliliğim bitti. Ama düzelteceğim. Sana söz veriyorum, seni bu durumdan kurtaracağım.
Oo, bu ne şıklık. Hayırdır oğlum? Bugün keyfim yerinde anneciğim. Sevgili kardeşim Ozan'la Berçin evleniyor. Kaan'dan da kurtulduk. Hisseleri de yavaş yavaş üstüne alıyorsun. Vallahi her şey yolunda gidiyor. Tarık gibi diğerlerine de imzalatacağım o belgeleri. Çok az kaldı. Hepsini kapının önüne koyacağız. Sonra da Aslım'la sana şahane bir düğün yaparız. İstediğimiz her şey olacak anne. Bizim kim olduğumuzu anlayacaklar. Biz o hayatın keyfini sürerken onlar sokaklarda sürünecekler. Hep hayal ettiğimiz gibi işte. Ay Nurencim vallahi. Tazminat diye kız bir çuval dolusu para aldınız ha. Ebebek de yolda geliyor. Oh oh oh, yeni yıl size uğurlu geldi. Hayırlısı Razi, hayırlısı. Annem, yavrum sen yine niye yemiyorsun? Ha? Miden mi bulanıyor? Anneciğim iştahım yok benim. Yemeyeceğim. Niye kız? Bak baban tazminatı da aldı. Ne bu suratının hali? Aa, gülse ya yüzün. E yeter ama artık Razi'ye. Sabahtan beri tazminatta tazminat. Ha şu tazminatı aldığımızda en çok sen sevindin yani. Kız benim kocam kolunu kaybetti. İşini gücünü kaybetti. Üstüne bir de yıllarca mahkeme kapılarında süründük. 3 kuruş tazminat aldık diye göbek mi atalım? Allah Allah. Annem tamam. İyiyim ben, merak etme. Şimdi işe giderken de bir temiz hava alırım, kendime gelirim. Hadi ben çıktım. Görüşürüz. Tamam ya. Artık elimde acı bir gerçek ve sana olan aşkımdan başka hiçbir şey yok. Seni ilk gördüğüm an sevdim. Tanıdığım günden bu yana aldığım her nefeste güzel yüzünün hayali vardı. Merhaba Adnan Bey. Acil deyince işi gücü bırakıp koştur koştur geldim. Buyurun. Bugün o kayınpederin olacak adiden kurtulacağız. Yaşar Usta'nın işi bitecek. Kurtulacağız derken bir daha görüşmeyeyim mi? Ya öyle de olmuyor ki Adnan Bey, kayınpederim yani. Öldüreceksin. Bugün hem de. Bugün geberteceksin o adi. Teyze. Jülide Hanım temizlik için çağırdı da düğününüz varmış herhalde. Ona yardım edeceğim. Böyle bir iş için niye seni çağırdı ki? Hay Allah, dur ben bir konuşayım. Hayır Ozan, konuşma. Şimdi kadıncağızın kafasını karıştırma daha fazla. Zaten hiçbir şey hatırlamıyor. Sadece Aslım'la ben yanındayken huzurlu. Zaten benim için de problem değil. Peki. Teşekkür ederim. Aslım nasıl? Sence? Bir hiç uğruna, bir yalan yüzünden kızımı boşadın. Şimdi de hamile bıraktın, Berçin'le evleniyorsun. Ve bu hale düşürdüğün bir kızın nasıl olduğunu mu merak ediyorsun şimdi? Hadi teyze, ben Berçin... Tamam, yeter artık. Ben seninle konuşmak istemiyorum bu konuyu. Birbirimizi kırmaktan başka bir işe yaramaz çünkü. Ama sana bir şey söyleyeceğim. Aslım sana çok iyi bir eş olurdu biliyor musun? Çocuklarına çok iyi bir anne olurdu kızım. Jülide Hanım'a da iyi bir gelin olurdu. Ama sen onu kaybettin.
Sen kaybettin Ozan. Berçin'le sana mutluluklar dilerim. Müsaadenle. Acaba bana ne ki? Ne isterse yapar. Artık evli bir yasın. Kabul et bunu. Günaydın. Süsler güzel olmuş. Günaydın, teşekkür ederim. Yaz. Benim seninle bir şey konuşmam lazım. Tabii. İşle ilgiliyse dinliyorum. Aslında değil. Ben mektubu okudum. Ne mektubu? Hani biz seninle evleneceğimiz zamanlar yazdığın mektup. Dün bahsettin ya. Benim çoktan okumuş olmam gereken. Senin her şeyi tek tek anlattığın mektup. Çoktan okumam gereken mektup. Ben o mektubu daha yeni okudum yaz. Jülide Hanım çağırdı. İşte Jülide'nin aklını yitirdiği buradan belli. Eğer eski Jülide olsaydı senin gibi bir yılanı evin yakınına bile sokmazdı. Yaz. Neyse dua edelim de kadın bir an önce iyileşsin. Her şeyi hatırlasın. Ay anne boş ver. Uğraşma şu avamla. Sen de anneme laf yetiştireceğini şu gelinliği al da yukarı çıkar. Hadi. Sonra da gel koltukları çek. Anne. Nikah masasını buraya kurduralım diyorum. Ben bence çok güzel olur. Olur yavrum. Sen nasıl istersen öyle olsun. Aa. Sen niye hala buradasın ya? Sana gelinliği yukarıya çıkar dedim. Ne bakıyorsun bön bön? Ne oluyor? Ne bağırışıyorsunuz? Bana bak. Haddini bil. Benim kızıma böyle bağıramazsın. Hediye Hanım. Bu kız size neden bağırıyor? Bu kız mı? Jülide teyzeciğim, sen neden böyle yapıyorsun? Bak ben çok üzülüyorum. Bu kadınla kızı seni bana karşı dolduruyorlar mı yoksa? Açıkçası evimizde seninle ilgili hiç konuşulmuyor. Yok yok. Bir oyun var bunda, hissediyorum ben. Sen bana biraz kızgın gibisin. Ama keşke bir hatırlayabilsen. Ozan eskiden beri bana aşıktı. Biz eski sevgiliydik. Sen Ozan'la benim aramı yapabilmek için elinden gelen her şeyi yaptın. Sonra Aslım geldi. Bir sürü oyun yaptı. Ozan'la benim arama girdi. Ah bir hatırlayabilsen. Aslım mı? Berçin terbiyesizlik etme. Kızıma iftira atamazsın. Al işte. Anasına bak kızını al. İşlerine gelmeyince böyle carlıyorlar işte.
Bildikleri tek şey bu. Neyse. Ben bu tartışmanın içine girmek istemiyorum. Hediye Hanım, siz çok yoruldunuz. Bir kahve yapayım mı? Ben yaparım. Hayır hayır, ben yapacağım. Kaybedersek aklımızı kaybetmişiz demektir. İşte o zaman seni bu ağacın altında bekleyeceğim. Günaydın sevgili. Ne zaman uyandın sen? Bütün gece güzel yüzünü izlemekten uyuyamadım ki. Evleniyorsunuz işte. Kimden saklıyorsunuz ki? Üstelik bebeğiniz olacak. Keşke bu yaşananların hepsi kötü bir kabus olsa. Gözlerimi açsam. Yine eski mutlu günlere uyansam. Aslım. Affet beni Aslı. Başına gelen bütün bu felaketlerin sorumlusu benim. Sen masumsun. Hepsi benim yüzümden oldu. O alçak beni sana kötülük yapmaya mecbur bıraktı. Başka çarem yoktu. Ne olur beni affet. Ne oldu, kim bırakmış beni? Benim Aslı'mı bulmam lazım. Bunlar eski meseleler Eylül. O zamanlar dürüstlük her şeyi çözer sanıyordum. Yaz. Ama ben düşünmeden duramıyorum. Neyi? Sen o mektubu ilk yazdığın zaman okusaydım... neler olurdu acaba diye. Bunu bilemeyiz. Şu anda bilmemizin hiçbir önemi yok. Sen evlisin. Koray'ı seçtin. Karnında onun çocuğunu taşıyorsun. Şu an bunları konuşmamız bile yanlış. Yaz. Bilmediğin şeyler var. Adnan Bey, siz bana resmen cinayet işledi, adam öldür diyorsunuz. Hem de Yaşar babayı. Kendi kayınpederimi öldürmemi istiyorsunuz. Aynen öyle. Al şunu. Uygun bir yerde git, es. Çok bile yaşadı pislik. Gebersin gitsin. Yok. Yok, yapamam. Yani benim kafam öyle ufak tefek hileye hurda işler de... adam öldürmek, cinayet işlemek... olmaz. Bunlar başka bir şey. Koray, ben sana yapar mısın diye sormadım. Yap dedim. Git o adamı gebert. Adnan Bey, yapamam. Karşılık verme. Yap dediysem yap. Keyfimden mi o kapımı aldım seni? He? Keyfimden mi o kadar para verdim sana? Altına araba çektim. Niye? Babamın oğlu musun? Gerizekalı herif. He? Bir gün işime yararsın diye bekledim. Al işte o gün geldi. İşe yara. Ulan gebertirim seni lan. Gözüme kırpmadan buradan gebertirim seni. Boğuluyorum Adnan Bey. Eğer eline yüzüne bulaştırırsa, eğer yan çizerse, Yaşar'dan da bin beter ederim seni.
parçanı bulamazlar. Köpek gibi gebertirim, bir kenara atarım. Anladın mı? Bu adamın işi bugün bitecek. Yaşar'ı öldüreceksin. Peki ablam bey. Tamam. Tamam canım. Tamam, bekliyoruz. Bye. Anneciğim, ben odama geçiyorum. Birazdan kuaför gelecek, tamam mı? Sen de şu örtüyü ser, boş boş bakma. Şöyle de. Efendim. Sonunda hayalini kurduğumuz şey gerçek oluyor. Nihayet çocuklarımız evleniyor, ama niye bu surat? Biz gerçekten bunun hayalini mi kurduk? Tabii canım. Sen Ozan'la Berçin kavuşsun diye az mı uğraştın? Aşkları onca engele takılmışken az mı mücadele ettin? Bak, nihayet dualarımız kabul oldu. Hem 9 ay sonra bebek geliyor, torun seveceğiz. Ama artık topla şu yüzünü. Ben böyle bir şey istemiş olamam. Hatırlamıyorum ama hissediyorum. Bir tuhaflık var. Allah'ım, gözlerimi açtığımda bu kabus bitmiş olsun. Ozan'ı göreyim karşımda. Yine bana aşkla baksın. Ben dayanamıyorum. Lütfen bu kabuslar bitsin. Ozan kötü bir rüyaydı desin. Hepsi geçip gitsin. Neredesin aslanım, nerede? Olanların sorumlusu kim? Aklımı kaçıracağım. Neredesin Aslı? Neymiş bilmediğim? Cevap ver. Sanki ortada bir sır kalmış gibi. Yoksa Koray'la evli değil misin? Karnında onun çocuğunu taşımıyor musun? Beni bırakıp ona gitmedin mi sen? Yaşadıklarımız yalan mıydı? Cevap versene. Neyi bilmem gerekiyor? Ben kandırıldığımı zannettim. Senin bana oyun oynadığını sandım. Sandın demek. Öyle düşünüp gittin, başkasıyla evlendin. Ben gözlerimle gördüğüm zaman bile inanmadım. Eylül yapmaz dedim. Kandırılmış dedim. İhtimal bile vermedim ben. Yüreğim yanarken bile sende bir kusur görmedim. Hata aramadım. Ama sen şüphelendiğin için 2 dakika düşünmeden başka bir adamla evlendin. Yalan mı? Yaz. Tamam Eylül, artık yeter. Bundan sonra işçi işveren ilişkisinin dışına çıkmayalım. Bu ancak bizim kalbimizi kırıyor. Neyse. İşimize dönelim. Oğlum.
Ne oluyor burada? Hiç anne. Yılbaşı için etrafı süslüyorduk. Buyur amcacığım, yardımcı olayım. Torunum için kıyafet bakıyordum da. Kaç yaşında? Henüz doğmadı. Anladım. Yeni doğanlar için zıbınlar var, onlardan vereyim. Cinsiyeti belli mi? Henüz belli değil. Birer tane vereyim o zaman ben. Doğduktan sonra paketini açmadığınızı iade edersiniz. Tamam, öyle yapalım. Kızıma o bebeği alamamıştım. Öyle kahrettim ki. Babacığım, hastaydın. Oyuncakla uğraşacak halin mi vardı? Kızım. Eylül'üm. Benim yüzümden çocukluğumu yaşayamadın. Ama torunum çekmeyecek o çileyi. Seni üzdüm. Ama evladını üzmeyecek. Şunu da sarar mısınız? Tabii amca. Nurhan'cığım, artık zengin sayılırsınız. Yaşar Bey niye karar verdi? Onca parayla ne iş kuracak kendine? İlahi Raziye, ne zengin olması Allah'ını seversen. Kaza yüzünden Yaşar'ımın hayatı heba olmuş gitmiş. Eylül'de sen ne çocukluğunu yaşadı garibim, ne gençliğini yaşadı. O kaza mahvetti bizi, mahvetti. Tazminat dediğin var ya, bize büyük para anacığım, o bize büyük para. Ay Nurhan'cığım, yani vallahi böyle içim aktı gitti ha. Ayol ne bu halin? Yılbaşı arifesinde lokum gibi bir dünya para geçmiş elinize. İçimi kararttın ayol. Aa, gülüp oynayacağın yerde. Ama ben senin derdini anladım, sen de haklısın. Neymiş kız benim derdim? Kız, kocalar böyle eline çok para geçince önce ne yapar? Ne yapar? Evdekini bırakır gider, kendine yeni ve genç bir sevgili bulurlar ya. Sen de ondan tabii şimdi dertleniyorsun. Ama bak sana ne diyeceğim. Bu paranın içinden git de kendine güzel güzel kıyafetler al. Yaşar'ına böyle işveli cilveli karşıla kapıda, tamam mı? Adamın gönlünü daha bir hoş tut. Adam gitmesin dışarıya. Ellerine sağlık. Dediklerimi unutma. Görüşürüz sonra. Güle güle. Ne demek şimdi bu Jülide? Yani bilmiyorum, bu evlilik gerçek değilmiş gibi geliyor bana. Ozan evlenmeyi gerçekten istiyor mu? Gerçekten mutlu olacaklar mı bilmiyorum. İşine baksana sen. Laf dinleme. Jülideciğim, şimdi senin kafan biraz karışık ya. Ondan öyle geliyor. Bizimkiler çocukluktan birbirine aşık. Çocukluktan mı? Evet. Tabii arada bazı yılanların girdiği oldu. İşte dünyada bin bir türlü illet var şekerim. Evli adamlara musallat olanlar mı dersin? Para hırsıyla sağa sola saldıranlar mı? Neler neler. Hem diyelim ki Ozan istemiyor. Ne olacak? Berçin hamile. İstemese de bebeğini ortada mı bırakacak? Ablacığım, ne oldu? Güzel yüzünden düşen bin parça. Sevdiğini mi kaybettin? Kalbin mi kırıldı? Ya
Yalnız kalmak istiyorum. Ben gidince kalırsın ablacığım. Dur önce bir falına bakayım. Merak etme, para istemem. Böyle üzülmene gönlüm razı olmadı. Bismillahirrahmanirrahim. Ömrümde görmedim böyle şey. Senin bugün bahtın dönecek ablacığım. Bak dedi dersin. Hiç öyle sarkıtma yüzünü. Bugün kaderin değişecek. İnşallah notu okuyunca beni affedersiniz. Canım kızım, her şey. Sen hediyelerin en iyisine layıksın. Efendim Nurhan? Ha, Yaşar'ım ne yaptın? Torunuma bir şeyler aldım. Şimdi de kurbanlık koyun bakmaya gidiyordum. Parayı yatırmadan önce o işi halledeyim dedim. Sonra da bankaya gideceğim. İyi tamam. O zaman ben de öbür işi halledeyim. Eylül nerede? Kafede çalışıyor. Onu bir görmem lazım. Ben de bir emaneti ver. Onu vereceğim. Tamam tamam. O zaman bak, ben de şu işi halledeyim. Biz seninle kafede buluşalım, olur mu? Orada görüşürüz, tamam. Tamam. Yapacak bir şey yok Yaşar baba. Ya sen ya ben. Mecburum canını almaya. Biz seninle daha yeni ne konuştuk? Hı. Ne dedin sen bana? Anne, artık Eylül'le ben diye bir şey yok. Biz daha birlikte olamayız demedin mi? Ha? Ne şimdi bu samimiyet? Ne samimiyet anne? İşimize gücümüze bakıyoruz. Oğlum, olmaz öyle. Derdim bu kızı unutmaksa onun buradan gitmesi gerek. Her Allah'ın günü gözünün önünde. Unutamazsın öyle oğlum. Bak, sizin ayrı kalmanız lazım. Birbirinizden uzak olmanız lazım. Gemiyle uzaklaş diyorsun yani. Ya, anne. Öyle bir şey mi dedim ben şimdi oğlum? Tamam anne, şaka yaptım. Bak, ben senin iyiliğini düşünüyorum oğlum. Bak, onun buradan gitmesi gerek. Anneciğim, tamam artık bunları konuşup kafamızı şişirmeyelim. Sen çayını soğutma. Surat ya. Birazcık yüzün gülsün. Bu mutlu günde böyle davranılır mı? Bak dünür oluyoruz ha. Mümtaz. Bak zaten canım sıkkın. Bu muhabbetlere hiç gelemeyeceğim. Jülide hala seni hatırlamıyor mu? Hayır, hatırlamıyor. Çok sinir bozucu Tarık. Bana yabancı gibi davranıyor. Ay. Şu güzelliğe bakar mısınız? Adeta bir melek, değil mi Tarık? Sibel, mecburiyetten yapılan bir nikah bu. Bu kadar şatafata gerek var mıydı? Hemen ortamı bozmak zorunda mısın Tarık? Saçma sapan konuşacağına Ozan'ı ara. Neredeyse çıkıp gelsin. Ben aradım da daha açmadı. İşi vardır. İşi bitince gelir. Ay sen de aylak aylak dolaşacağım, içecek bir şeyler getirsene. Aa, dilimiz damağımız kurudu. Kim olur?
aramızı bozmak isteyenler kim? Allah'ım, aklımı kaçıracağım. Efendim? Ozan, nikah saati yaklaştı. Seni bekliyoruz. Neredesin? Tamam, yoldayım. Geliyorum. Bir çay daha içer misiniz? İstemez. Eylül'üm. Annem. Hoş geldin. Hoş bulduk annem, kolay gelsin. Ailece tebelleş oldular buraya. Oğlum tabii unutamaz. Hoş geldin Nurhan teyze. Hoş bulduk oğlum. Nereden geliyorsun sen böyle? Ben eski mahalleye uğradım. Babanla konuşmuştuk. Şu davayı kazanırsak, tazminatı da alırsak oradaki garibanlara yardım ederiz diye ahdetmiştik. İşte ben de giyecek bir iki parça bir şey götürdüm. Çocuklara defter, kalem falan götürdüm. Ay. Yav. Böyle şey de söylenmez ama siz yabancı değilsiniz. Unutuverin söylediğimi ha? Annem benim. Allah kabul etsin. Abi. Nurhan teyze, umarım insanların hayır duaları kabul olur. Yaşar amca da siz de çok iyi kalpli insanlarsınız. Amin yavrum, sağ ol. Aman canım, bizimki çam sakızı çoban armağanı. Peki bu ne anne? Aha, bu mu? Bu da Yağız oğluma. Biz Yaşar amcanla konuştuk oğlum. Senin sayende Yaşar amcanın bütün acıları dindi. Senin sayende haksızlığa uğrayan onca işçi hakkını arama yoluna koyuldu. O yüzden bu da bizden sana bir armağan. Ne gerek var Nurhan teyze? Hay Allah. Çok mu açık oldum? Yok yavrum, estağfurullah. Yani gönül ister ki çok daha güzel şeyler alalım ama şimdilik elimizden gelen bu. İnşallah beğenirsin. Beğenmez olur muyum? Ne de olsa sinirliyiniz. Aç hadi. Seni bekliyoruz. Hadi gir, hazırlan. İşlerim vardı. Memur geldi mi? Birazdan gelir. Sen hazır mısın? Hazırım. Ozan, biz böyle mi evleneceğiz? Bir takım elbise falan giyseydin bari. Bak bugün bizim en mutlu günümüz. Biraz özen gösterseydin. Değil Arçın. Hem bu bir düğün bile değil. Bunu nereden çıkardın? Sadece farkında olmadan işlediğin günahların telafisi. Bebek için. Göstermelik bir şey.
Anneciğim, nasılsın? İyiyim anne. Hoş geldin. Hayırdır, pek bir keyifli görünüyorsun. Ne o, yoksa benim için müjdeli haberlerim mi var? Onlar nikahla düğünle oyalansınlar. Ben çok büyük bir aşama kaydettim. Çok yakında okul, şirketler, evler, arabalar, bizden çaldıkları ne varsa hepsi tekrar bizim olacak. Son bir imza kaldı. Ozan bunu imzaladığında babamdan, bizden, ailemizden aldığı ne varsa hepsi tekrar bizim elimize geçecek. İnşallah olur. İşte o zaman Jülide'ye de, kocasına da, oğluna da kan kusturacağım. Bizden çaldıkları bunca yılın hesabını tek tek soracağım onlara. Birlikte soracağız anne. Birlikte soracağız. Hadi açam artık. Tamam, açıyorum. Oğlum, sayende Yaşar amcanın bütün acıları dindi. Bak, senin sayende onca işçi cesaret buldu. Onlar da haklarını arama yoluna koyuldu. Hepsi senin sayende. Ben sadece doğru bildiğimi yaptım Nurhan teyze. Bunun için teşekkür etmenize gerek yok. Açsana artık. Güzelmiş. Çok beğendim. Bence de çok güzelmiş. Yaz oğlum. Bu kalemle hep doğruları yaz. Hep doğru bildiğinin altına imzanı at. Yaşar amcan, Nurhan teyzen. Ben gerçekten çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Güle güle Kur'an yavrum. Ay! Ay, içim daraldı. Bu ne böyle canım? Düğün mü, cenaze mi belli değil. Tarık, bir şey yapsana. Arasana şu memuru. Ne yapayım? Telefonu yok. Bekleyelim gelsin. Ozan nereye? Bu adamın geleceği yok. Ben oturup beklemek istemiyorum. Ya biriniz bir şey söylesenize. Bu kılıkla mı katılacak düğüne? Böyle düğüne gelen damat mı olur? Sibel'cim, çocukluktan beri birbirlerine aşıklar demiştin ya. Ondandır. Belli ki evlenmek için çok sabırsızlanıyor. O yüzden hazırlanmaya bile gerek duymamış. Bari sen böyle yapma Jülide. Biz seninle çok eski arkadaşız. Hatırlamıyor olabilirsin ama. Sibel, Jülide beni bile hatırlamıyor. Sana böyle davranması çok mu? Beklerken bir şeyler içmek ister misiniz? Ayak altında dolaşma be kadın! Dolaşma, defol! Sibel, bağırıp durma. Sen de herkes gibi otur, bekle. Bak, sinirim zaten bozuk. Bir de sen benim sinirimi bozma. Lütfen Hediye ile böyle konuşma. O benim arkadaşım. Aslım!
Al anne, sağ ol yavrum. Ne yapıyorsun? Dilek dileyeceğim. Ama bu dilek ağacı değil ki. Olsun. Sonuçta bir ağaç. Denemekten de kaybederiz ki. Ne dileyeceksin peki? Bunu söyleyemem. Sen de dilemek ister misin? Ama benim kurdelem yok ki. Al bakalım. Gerçek olur. Efendim abi. Tamam biliyorum. Seyfi aradım. Benim bir toplantıya katılmam gerekiyormuş. Buralar sana emanet. Tamam, kolay gelsin. Ben çıkıyorum. Tamam, oldu. Hadi. Görüşürüz. Nurhan teyzeciğim, görüşmek üzere. Güle güle yavrum. Nurhan Hanım. Buyurun. Yeter artık. Oğlumdan uzak durun. Oğlum sizin kızınızı unutmaya çalışıyor. Maşallah siz bir yandan, kızınız bir yandan 24 saat tepesindesiniz. Yeter artık. Düşün oğlumun yakasından. Bu size son söz. Geldi. Hemen kıyalım nikahımızı. Kamur'da. İn şu yola da bitsin bu işi. Anne? Ne oldu? Yok bir şey yavrum, yok. Baban gelecek ya, onu bekliyorum. Baban buraya mı gelecek? He. Kızımın bende bir emaneti var, onu vereceğim dedi. Ya, baban bana bir şey mi getirecekmiş? Eylül. Yavrum. Herhalde babanın kalbi yumuşadı. Seni affedecek. İnşallah annem, inşallah. Anneciğim ne oldu? Anne. Kalbim sıkıştı. Tamam otur şöyle, ben sana bir su getireyim hemen. Al annem, iç hadi hemen. Yavrum
Gecikti baban. Gelmedi bak. Kalbim sıkışıyor benim. Bir şey mi oldu ki? Annem. Tamam sen bir sakin ol. Arayalım şimdi tamam? Arayalım. Oğlum. Kızım.